Şimdi Türkiye'nin Suriye ile ilgili gerilimlerde aslında pozisyonu... Para buluculuk demek doğru mu bilmiyorum bence aslında. Mesajcılık mı? Tabii yani evet. Bir kolaylaştırıcı bir pozisyon evet. Var. Şimdi burada Türkiye'nin Suriye ile ilgili yapılacak olanlarla alakalı olarak en rasyonel aktör olduğunu düşünüyorum. Ve bir taraftan da en ilgili aktör olduğunu düşünüyorum. Niçin? Çünkü Türkiye yanlış bir müdahalenin sonuçlarından da etkilenecek bir ülke. Ve kendisi de sahada olduğu için yani sadece mültecilere bakmakla ilgili değil, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki operasyon alanlarında olmak, aktörlerle yani Rusya ve İran'la bir süreç yürütüyor olmak gibi çok kritik anlamda müdahil olduğu için yapılacak şeyleri kendi zihninde toparladığında Türkiye bazı kaygıları taşıyor. Bunun için yani birinci sebep bence bu. Yani Suriye'de meseleyi daha da kötü bir yere getirecek bir durum ortaya çıkmasın. Tabii bunun bir boyutu da Amerika-Rusya arasındaki bir gerilimin kontrolden çıkmaması. Ama asıl ikincisi bence. Niye? Çünkü şöyle bir şey yani Batı Suriye'ye müdahale etmeyerek bir kötülük yapıyor. Müdahale ettiğinde de yine bir kötülük bir başka yapıyor. Yani başka bir kötülük yapıyor. Çünkü kapsamlı bir Suriye politikası yok. Yani hedeflenen şey ne? Yani Suriye'de yapılmak istenen şey ne? Mesela DAEŞ'le mücadelenin ortaya YPG gibi bir canavarı Türkiye açısından çıkarmış olması... Bu bunun bir kapsamlı politikasının olmadığını gösteriyor. Yani Amerika öyle bir yere geldi ki bir terör örgütünün üstüne bir örtü örterek kendi başka müttefikine karşı bunu kullanıyor ve bunu savunur duruma düşüyor. Çok komik bir durum yani hani uluslararası ilişkiler açısından hiçbir karşılığı yok. Sadece Amerika'nın gücünden kaynaklanıyor bu kadar yani. Hiçbir meşruiyeti yok. Peki böyle bir konuma düştüğünüzde sizin yapacağınız yeni bir şey bir taraftan Suriye'den çekiliyorum diyorsunuz öbür taraftan da Suriye'de rejime yönelik bir eyleme girişiyorsunuz. Bu Rusya'yla geriliyorsunuz. Şimdi bunun sonuçları ne olacak? Yani Amerika'nın bu zamana kadar hatta İngiltere ve Rusya, Fransa'nın da bu zamana kadar yaptıklarının bir sorumluluğunu almıyor olmaları ve bu geriye kalanın da bölgedeki ülke olarak Türkiye'nin başına kalıyor olması Türkiye'nin çok birinci önceliği. Yoksa Esed'le ilgili olarak şu ana kadar hala en sert tavrı yürüten ülke Türkiye. Tamam şimdi tam onu